Merhaba sevgili canlar dostlar, ben Cem Kervan. Bu hafta ne yiyip içeceğiz adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Sonra anlatacağım ama önce izninizle deyişi bir paylaşayım. Ne yiyip içeceğiz diyerekten canlarınız için kaygılanmayın. Ya da ne giyeceğiz diyerekten tenleriniz için kaygılanmayın. Ya da ne giyeceğiz diyerekten tenleriniz için kaygılanmayın. Kuşlara bakın, ne eker ne biçer, ne ambarlarda yem biriktirirler. Mevlamız onları her gün doyurur, sizi doyurmaz mı kaygılanmayın, sizi doyurmaz mı kaygılanmayın. Zambaklara bakın nasıl büyürler, ne çalışır ne iplik eğirirler. Süleyman'dan daha görkemlidirler. Gidirilirsiniz kaygılanmayın. Süleyman'dan daha görkemlidirler. Gidirilirsiniz kaygılanmayın. Canlar siz önce hakkın şahlığının ve doğruluğunun ardından gidin. Size tüm bunlar da hak o zaman verecektir canlar kaygılanmayın. Verecektir canlar kaygılanmayın. Yarın için dertlenmeyin peşinen, yarının kaygısı olsun yarının. Dertleri kendine yeter her günün. Canlar yarın için kaygılanmayın. Dertleri kendine yeter her günün. Canlar yarın için kaygılanmayın. Kervanım bu sözler tam güvenilir. Yalan söylemeyen birinden gelir. Ona güvenen can kesin kurtulur. Güvenin inanın kaygılanmayın. Güvenin inanın kaygılanmayın. Evet, Hazreti İsa'nın çok güzel sözleri var bu konuda. Diyor ki hiç kaygılanmayın. Yani ne yiyip içeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye teniniz için kaygılanmayın. Canınız yiyecekten, teniniz giyecekten çok daha önemli. Kuşlara bakın, kuşlardan ders alın. Onlar ne ekerler, ne biçerler, ne ambarlarda yem biriktirirler. Hiç gördünüz mü bir serçe, bir kırlangıç gidip yem
depolaması veya işte stoklaması. Hayır. Her gün topluyorlar. Ve diyor ki Mevlamız, yani semavi babamız, tabii ki tamamen mecazi anlamda bizi baba gibi seven, bizi bize baba gibi bakan Yüce Hak her gün onları doyurur. Demek sizi de doyuracaktır diyor. Yani siz birçok kuştan çok daha önemlisiniz. Hanginiz diyor kaygılanarak, tasalanarak, endişelenerek ömrünüzü bir an bile, bir anlık, bir salise bile uzatabilir. Onun için diyor, peki diyor, neden giyecek hakkında kaygılanıyorsunuz? Zambaklara bakın diyor. Çok güzel büyürler. Ne çalışırlar, ne iplik eğirirler. Ama Süleyman'dan bile daha görkemli giyiniyorlar diyor. Değil mi? Süleyman var ya, zenginliği dile destan. Süleyman bile bu zambaklara kadar güzel giyinmemiştir diyor. Sonra Hazreti İsa diyor ki, ey kıt imanlılar, Allah bugün var olup yarın ateşe atılacak bu otları, bu çiçekleri bu kadar güzel giydiriyorsa, sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi? Sonra diyor, siz Hakk'ın şahlığına ve Hak yoluna önem verin diyor. Hakk'ın şahlığı ve onun doğruluğunun peşinden gidin. Ardından gidin. Koşa koşa yakalamak için ardından gidin diyor. Ve o zaman Yüce Hak bütün bunları verecek zaten diyor. Bütün dediğimiz böyle yiyecek, içecek, giyecek, diğer günlük ihtiyaçlarımızı verecek zaten. Sonra çok güzel bir şey söylüyor. Yarın için kaygılanmayın. Yarının derdi yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter. Bakın tekrarlayacağım ve isterseniz ezberleyin. Çünkü çok güzel sözler. Yarının derdi yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter. Evet sevgili canlar, çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin. Yorum da yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olabilirsiniz ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, kaygılanmayın, endişelenmeyin, tasalanmayın, meraklanmayın, hoşça kalın, esen kalın.